Cümleten selamun Aleyküm sevgili dostlar. 14 Ocak 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Ee, allah Valla golvar.com'dan bir bardak istedik. Gönderdiler sağ olsunlar. Hiç kırmıyorlar. Sponsorumuz golvar.com'a teşekkürlerimizi sunarak başlayalım videomuza. Fenerbahçe 2 eksikli Almanya, Antalya deplasmanda. Almanya Almanya nereden çıktı ya? Allah Allah. Almanya beni andı herhalde. Bütün ee, Gersen Kirşen'deki arkadaşlar falan beni andılar herhalde. Tabii işin şakası bir tarafa Almanya ile bu aralar çok fazla haşır neşiriz. Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Frankfurt Antalya Spor'a konuk olacak. Cumartesi günü yani yarın ben şu anda saatim 19'u e, 19 geçmiş bulunuyor. Yarın bu saatlerde deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşacak. Antalya stadında oynanacak karşılaşma hakem Atilla Kara olan Galatasaray bölgesi hakemlerinden Atilla Kara olan yönetecek. Fenerbahçe biliyorsunuz Adana Demirspor mağlubiyetiyle ikinci devreye başladı ve teknik direktörle İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal yönetiminde uzun bir süre sonra ilk kez Fenerbahçe maça çıkacak. 32 puan ve averajda 5. sıradan girdi. Önündeki iki takımın müsabaka yapmayacağını hatırlatalım. Adana Demirspor'un da tabii maçı var. Fenerbahçe'de iki eksik var. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kadroda olamayacak. Sakatlığını atlatan ama henüz takımla tam olarak çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır da forma giyemeyecek. 5 isim kart ceza sınırında Luis Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Atilla Salahi ve İrfancan Kahveci müsabakada sarı kart görmeleri durumunda. Bir sonraki maç olan Altay maçında forma giyemeyecekler. Ama tabi bana kalırsa gerçi bir dakika fanatik gazetesinden Yusuf Dursun demiş ki Gustavo yok, Berisha yok, Altay ve Mert Hakan Yandaş da yok demiş. Yani bana kalırsa Gustavo var, Berisha yok bana kalırsa. Ama tabi kadro madro paylaşılmadı. Hazırlıklar tamamlandı Fenerbahçe'de biliyorsunuz. Ve takımımız Antalya'ya ulaştılar. Ee, takımımız Antalya'ya ulaştı o şekilde söyleyeyim. İsmail Kartal'a ve özellikle Mesut Öz ile çok fazla sevgi gösterisinde bulunuldu. Tabi Fenerbahçe taraftarı daha fazla sevgi gösterisinde bulunur. Yeter ki bir şeyler düzelsin. 2010 2011'de de Fenerbahçe'nin fitili ateşlediği yer Antalya'ydı. Hep siz mi bahsedeceksiniz? Aynı 2010 2011 diye. Bu kez de ben bahsedeyim ne olacak? Yani hep sizden olmasın. Bir kez de benden olsun. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Sonra başka ne diyeyim? Fenerbahçe'de bu arada Yavuz Savuncuoğlu'nun özel haberine göre İsmail Kartal'ın teknik heyeti belli olmuş. Recep Karatepe. Recep Karatepe yanlışım yoksa Ersun Yanal'ın da yardımcısıydı ya. İsimleri karıştırıyor olabilirim. Ee, yani Karıştırıyor olabilirim ama... Gerçi... Ee... Aynen ya Ersun Yanal'ın da yardımcısı. Tamam doğru hatırlıyorum. Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu. Bir an Sercan Hamzoğlu zannettim. Kemal Kurak, Kerem Güneş, Cengiz Sirkan. Bunlardan ee, Cengiz Bey olması lazım. Beşiktaş'ta altyapıda ee, takım çalıştırıyordu. Bunlar normal arkadaşlar. Beştaş'ın ee, kiraya verdiği kalecisinin babası da Fenerbahçe Efsanesi. Yani bunlar normal arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Artı e, yani teknik doktor işini artık bitirdik. Tabi lider sana neredeyse 20 puan fark atmış. Hala ne gelen var, ne giden var, ne planlama var. Bu arada Trabzonspor, lider Trabzonspor Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını kapa bildirmiş. Şimdi bak ne kadar planlı, projeli, tertipli bir şey. Bol servis bedeli 500 bin euro. İki taksit halinde. Bak. Bu sezonun kalanı için 3,5 milyon TL maaş, sonraki sezon 7 milyon TL yani sonraki sezonlar muhtemelen. Buraya kadar bir sıkıntı yok, planlı projeli ama Trabzonspor bence bir A almış. Edgar Lee'nin sözleşmesini feshetmişler. E, dikkat etsinler. Fenerbahçe'nin bir A aldığından bahseder taraftar. Yani bir kapıcı şey bir görevlinin parasını ödemedi de bilmem gönderdi falan filan diye. Ki aslı astarı yok onun. Ya yani biz yıllarda çekiyoruz. Yani dikkat edin onun ahı çıkar. Yani birçok taraftar inşallah Trabzon şampiyon olamaz bu ah çıkar diyor. Valla ben Fenerbahçe taraftarı olarak yani rakibim Trabzon şampiyon olacağına Başakşehir olsun isterim. Konya olsun isterim. Mesela Ahmet Çalık'tan dolayı da özellikle Konya'nın olmasını isteyen birçok sempati duyan birçok kişi vardır ama ben burada değinmek istediğim nokta şu bak. Beşinci transferler oldu sanırım. Ya hakemler kolluyor hocam. Lan hakem kolluyorsa da bak adamlar doğru planlı bir şey yapıyorlar ya. Biz de Fenerbahçe'de planın P'si yok ya. Ya amaç Fenerbahçe'yi kaosa sürüklemek maalesef. Onu söyleyeyim. Bu arada Antalya Spor'da Fenerbahçe maç öncesi Hamilton sözleşmesi feshedilmiş. Yollar ayrılmış. Ee, ki Fenerbahçe maçlarında devleşen isimlerden birisiydi. <laughs> İyi olmuş. Ha, transfer demişken Fenerbahçe'ye Muriçi transferinde İngiliz rakip diyor. Ben haberi uzun uzadı okumayacağım. Kısaca söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe uzun süredir peşinden koşuyormuş. Ves şeyin Vedat Muriçi'nin West Bromwich Albion devreye girmiş. Ee, aziz Allah. 27 yaşındaki golcü bu sezon Lazio formasıyla 14 maça çıktı. Gol atma başarısı gösteremedi. 2025'e kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değil. 6 milyon euro. <laughs> Bakalım ne olacak yaklaşık 20'ye sattı diye. Dün de dedim ya yani Yusuf Yazıcı'yı Trabzon'a verenler diyor. Onlar diyor ki yok diyor şey olur. Ee, huzuru kaçırır diyor. Lan arkadaş. Ya yani adamların doğru yaptığı çok fazla şey var. <laughs> Ama Fenerbahçe'de maalesef. Ha bu arada İsmail Kartal listeyi verdi diye bir haber var. Merak ettim kimin adını vermiş. E, golcü için Vedat'ı ilk sıraya yazmış. Savunmanın solu için Nikolas Kozza ve Tony Lato isimlerini vermiş. E, bunlardan Tony Lato ve Lucas Nikolas Kozza'nın haberi var mı bilmiyorum. E, takviye isteyen bölgeler olduğunu düşünüyormuş. E, kadro kalitesinden memnun ancak güçlendirmesi gereken yerler var diyormuş. Forvet özellikle son vuruşlarda etkili Mesut İrfan Pelkas Valencia gibi isimlerle de uyumlu bir oyuncunun büyük fark olacağını düşürmüş. Bir numaralı aday Vedat Murçe demiş. Şimdi bak bana saçma geliyor. Bilmiyorum size ne kadar mantıklı geliyor ama bana saçma geliyor. Gerçekten bana saçma geliyor. Ya Vedat ya burada biz yani bir sezon hatta bence bir sezonda yarım sezon iyi de alıp getirmenin mantığı yok. Bak biz burada çöpleriz. Bu arada Nikolas Kozza ve Tony Lato'ya da baktım. Her iki arkadaş da yok Allah'a Tony Lato da yazmıyor. Ee, Tony Lato 7 maça çıkmış 381 dakika Valencia'nın futbolcusu. Yaş 24 İspanyol. Bir kere İspanyol bakmaz bizimkiler. Nicolas Kozza ismi hoşuma gitti. Fransız 1.78. 8 Ocak'ta 23 yaşına basmış. 99 doğumlu. 4 milyon euro piyasa değeri var Fransa U21'de Montpellier'lerin futbolcusu. Ancak her şeyden önce r Rogon. Bakın Rogon. Fransa Lig 1'de forma giymiş. 19 maça çıkmış arkadaşlar. Düşünün. 2 kupa maçı, 17 lig maçı. 2 gol, 1 asisti var. 1429 dakika. Bizimkilerde Nicolas Kozza'yı alacak çap yok. Kusura bakmayın. Dost acı söyler, Mustafa Hoca daha da acı söyler. Ee, otomatikman bence unutun iki ismi de. Vedat'ı da unutun. Kozda kolay değil, Lato araştırılıyor demiş. Ben direkt haberi geçiyorum. Bilginiz olsun. Direkt geçtim haberi. Yani isterseniz bana kızın abi ben direkt geçiyorum. Acun Ilıcalı, Ali Koç istifa et, memeli demiş. Acun Ilıcalı Blue TV'de e, bir programa konuk olmuş. Canan Cansu Özgen'in sunduğu 40 adlı programa konuk olmuş. Hal City Fenerbahçe ile ilgili konuşmuş e, ee, bayağı uzun noktalar var. Ben bazısını atlatayım. Emre Belezoğlu ile her gün beraberiz diyor. Biz onlar kankiştoyuz diyor. Kankiştom, kankiştom canım, kankiştom diyor. Ee, yaklaşık 20 yıldır görüşüyoruz. Ee, şu anda teknik direktörlük iyi gidiyor. Umarım devam eder diyor. Ne kadar biliniyor bilmiyorum. Başkanımız Ali Koç. Bak arkadaşlar Üyeler siz özellikle dinleyin. Siz hafiften bir sırıtacaksınız bence burayı okuyunca. Emre ile yolları ayırmak istemedi Başkan Ali Koç. Emre'nin bünyenin içerisinde olmasını istedi. Bu Emre'nin tercihi. Emre Fenerbahçe'de kalmak istemedi. Başkanımız başka bir teknik direktörle çalışmak istedi ama Emre'nin de kalmasını istedi. Emre yoluna tek başına devam etmek istedi. Bu haksızlık değil. O zaman Emre ol. çok taze bir teknik direktördü. Başkanımız da o dönemde anladığım kadarıyla böyle daha kendi açısından güven verecek <laughs> çok büyük bir isim getirmek istedi. Bence Emre'ye haksızlık eden yönetim olmadı ama Fenerbahçe camiası genel olarak Emre'ye çok sahip çıkmadı. Bu yönetim olarak söylemiyorum demiş. Kesinlikle katılmıyorum. Taraftar yeterli desteği vermedi diyor. E, taraftar Emre kalsın deseydi başkan da bence etkilenirdi diyor. Bak burada bir çelişki var. Hani başkan ne derse desin Emre gidecek zaten diyorsunuz. Öyle bir destek olmadı. Yakın çevresi olarak Emre'yi destekledik ama e, Emre'nin yeteneklerini yaptıklarını çok iyi bildiğim için kalmasını çok istedim. Peki ben bir şey soracağım. 20 senedir Kankişton'da Hal City'nin başına getirseydin. Değil mi? Hal City'nin başına getirseydin. Alacağın belliydi. Çok büyük başarılar elde edecek. Hayatını Fenerbahçe'ye adadı diyor. Emre'nin gönlü o kadar Güzel kalbi temiz gibi dönem işsizdi yurt dışında bir yerde belki bir hocanın yanında çalışacaktı. Şimdi çok önemli falan filan geçiniz. Ali Koç istifa etmemeli diyor. Fenerbahçe başarılı mı? Tabii ki değil. Kendisi istediği sürece ve bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece Ali Koç'a tekrar şans verilmeli. Gözden kaçan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Futbol ekonomisi son 10 yılda ülkemizde otomatikman geriye gitti. Bundaki en önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüpler borçlar içinde oldukları için hareket kabiliyetleri azaldı. Küçülen, küçülen bir ekonomide dört büyükler. Aziz Yıldırım'ı soruyorlar. Aziz Başkan'ın o dönemde ben de Fenerbahçe Kulübü'nün içerisindeydim açıkçası. Elimden geldiğince de destek oldum. Kendisine ziyaret etmişim de vardır. Hapiste olduğu dönemde. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için haksızca hapis yatmış bir isim. O bunu gündeme getirmedi. Dikkat ederseniz Fenerbahçe'nin uğradığı zararı gündeme getirdi. Burada da Aziz Yıldırım'a Hakkını güzelce teslim etmiş. Zararlar 4-5 yıla yayıldı. Mağduriyete kim yol açtıysa diyor. Yani bu tazmin edilmeli diyor. Başkan olacak mı? Fenerbahçe'ye başkan olmak istemem. Hoş bir cümle gibi gelmiyor bana diyor. İsterim desem şu anda zaten başkanımız var diyor. Amatör şekilde destekliyorum Fenerbahçe'yi. Borcumu ödüyor gibi hissediyorum. Ee, futbola yatıracak sermayeniz var mı? Futbolda başarı ettikçe gelir artmaya başlıyor. Siz bir sene sonra Inter olamazsınız belki ama biz eğer Premier Lig'e çıkarsak yılda alacağımız bütçe sadece canlı yayınlardan 200 milyon pound. Yani 200 milyon pound'a yakın. 2 yılda 400 milyon pound alacağız. 500 milyon euro yapar. Hull City projesi eğer başarılı olursak Allah izin verirse ekonomisini kendi kendine büyüterek otomatikman Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri haline gelebilir. Bu tamamen başarıyla alakalı. Hedefimiz tabii ki bu diyor, diyor. Biz de Hull City Yangını Tigers'ı inşallah Avrupa'da çok önemli takımlardan biri yapmak istiyoruz. Yayın haklarına talip misiniz Süper Lig için? Talip değiliz ama şöyle bir gerçek var. En büyük problem kaçak yayınlardı. Kaçak yayınlar dolayı ligin değeri çok düştü. Kesinlikle katılmıyorum. Ligin değeri kaçak yayınlardan değil, şampiyonun masa başında belirlenmesinden dolayı düştü. Yani kaçak yayınlardan falan filan değil. Eskiden de vardı. Yani. Haberiniz olsun. Kesinlikle söylüyorum. Haberiniz olsun. Böyle bir olay var. Şimdi belki 2'ye 3'e düştü ligin değeri. Şimdi yeni kanun çıktı. Bence o kanun çok kaderini değiştirecek. Çünkü kaçak yayın artık net şekilde engellenebilecek diyor. Ben bunu düşünmüyorum yani net şekilde engellenebileceğini düşünmüyorum ama ligin kalitesi düşmesi konusunda kesinlikle ve kesinlikle kaçak yayın falan filan değil. Şampiyonluğun masa başında belirlenmesi bence ligin kalitesini düşürdü. Bugün sokaktan 10 yaşındaki çocuğu da çevirseniz söyleyeceği şey aynı olur. Ziraat Türkiye Kupası neyse acun ilcanla konuşmaları bitti. Ziraat Türkiye Kupası'nın kuralları çekildi arkadaşlar. Fenerbahçemizin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu elemesinde ee, rakibi bilindik bir takım oldu. Seri başı olarak yer aldık. Yukatel Kayserispor ile eşleştik ki bir Kayserili olarak Fenerbahçe Kayserispor'un çıkması da beni ayrıca sevindirdi. Ayrıca Kayserispor'un Transferleri falan da iyi. Yani çok kaliteli bir maç izleyeceğiz gibi geliyor. Şimdi Fenerbahçe ev sahibi 8-9-10 Şubat. Ya yani bunlardan birinde Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Ee, burada var sistemi de olacak. Yani 8 9 10'da olacak. Muhtemelen 9 ya da 10'unda oynarız gibi geliyor bana arkadaşlar. Peki hocam bu e, Hangi takımlar çıktı? Bize Zira Türkiye Kupası'na ilgili iddia tahminde bulunur musun? Şu an çok saçma. Yani yaklaşık bir ay var. Bugün oynanacak olsa maçlar. Bugün oynanacak olsa. Şu şartlarda oynanacak olsa. Alanya Adana Demir. Adana Demir geçer. Fatih Karagümrük Konya. Muhtemelen Konya Ahmet Çalın çok etkisinde kalır. Baya bir sıkıntılar yaşar. Fatih Karagümrük geçebilir. Ama Konya favorim. Kasımpaşa Gaziantep. Gaziantep'te 8-9 tane futbolcu koronavirüsmüş mesela. Bugün oynansa herhalde Kasımpaşa eleyebilir. Fenerbahçe Kayseri bugün oynansa Kayseri geçer. Hatay, Antalya bugün oynansa Hatay. Bandırma, Sivas, Sivas. Denizli, Trabzon. Trabzon, Beşiktaş, Göztepe Beşiktaş geçer. Tabi bugün oynansa. Ama dediğim gibi bir ay sonra e, neler değişir ülke futbolunda onu bilmiyoruz arkadaşlar. E, bu arada Ekrem Konur da demiş ki Lazio Vedat için gelen teklifleri dinleme kararı aldı. İngiltere'den gelenler var. Lazio satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor demiş. Gelen bilgilere göre satın alma ücreti 12 milyon euro civarında demişler. E, Valla 12 milyon euroya da kolay kolay kimsenin alacağını zannetmiyorum e, Vedat'ı. Ben onu söyleyeyim. Bu arada Ahmet Çalık demiş ki İsmail Kartal. Geçen sezon Hilmi Kulluk Başkanı'na beraber Ahmet Çalığı transfer ettik. Bu konuda kendisi çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ee, bu konuda fedakarlıklar yaptı. Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak e, bir insan olarak çok düzgün, saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Altyapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun diyor. Ahmet Çalıksız'a Allah rahmet eylesin. Çok enteresan bir şey ya. Gerçekten sanırım e, yanlışım yoksa evlilik için nikah tarihi almaya gidiyor. Ama durum burada. Lövle ilgili de çok soru geliyor. Löv görüşmesi. Arkadaşlar sosyal medyada birçok duyum var, iddia var. Ben söyleyeceklerimi söyledim Lövle'le ilgili. Tabi görüşme illaki olmuştur. Ee, %100 bir anlaşma olsa zaten açıklanır. Demek ki hala netleşmeyen bir şeyler var. Yani mantık olarak konuşuyorum. Ben bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar da içim rahat etsin. Ben de söylesem bir başkası da söylese Löv konusunda imzayı görene kadar inanmayın. Sonra diyorlar ki birileri prim kasıyor. Hayır. Herkes ekmeğin peşinde. Ama şu bir gerçek. Yani ben artık yani o trenin geçtiğini düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yani o trenin geçtiğini düşünüyorum. Ben onu söyleyeyim. Eee olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sol bek konusunda da bazı baktığımız isimler var. Ee, enteresan isimler var. Mesela size kimi versem? Ya yani sol bek konusunda enteresan isimler var. Ee, ama yani imkanı yok ya imkanı yok bir arkadaşım bir tanesi güzel bir isim ortaya atmış onu da söyleyeyim ee, öyle 8-9-10'luk falan şeyimiz yok. Bu penza hala bu penzayı yazanlar var ama benim hala bana gelen bir duyum yok bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, ben şu an için transfer de beklemiyorum löv de beklemiyorum peşin peşinde söyleyeyim.